Bulunduğumuz bu alan Şehidebala Hazretleri'nin metfun bulunduğu bir alandayız. Şehidebala Hazretleri Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusudur. Osman Gazi'nin de kayınpederidir aynı zamanda. Bu bölgede Şehidebala Hazretleri'nin türbesi, eşinin ve kızının türbesi, kabirleri bulunmaktadır. Hemen sol tarafımızda Orhan Gazi Camimiz, yine tarihi bir cami, o bulunmaktadır. Yine buraya girişimizde hemen Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi bulunmaktadır. Bu bölgeye gelen misafirlerimiz bu saydığımız yerleri ziyaret etmektedir. Ramazan münasebetiyle tabii ki yine ziyaretçilerimiz çok sık sık gelmektedir. Şehidebala Hazretleri'nin türbesini ziyaret etmekte. Ramazan'dan önce de gelen ziyaretçilerimiz yine Ramazan boyunca da gelmeye devam ediyor. Tabii ki turlarımız biraz azalmasına rağmen burada normal halkımız ibadet açısından sık sık ziyarette bulunuyorlar. Ve il dışından gelen misafirlerimiz de gerek yol boyundan geçerken gerekse özellikle turlarla, özel taksilerle de bu bölgede ziyarette geliyorlar. Ramazan'da tabii ki gündüz biraz sakin oluyor ama akşamüstü ikindiden sonra misafirlerimiz yine buraya geliyor. Tarihi mekanda dualarını ettikten sonra akşam ezanına yakın da sofralarını burada kurup iftarlarını burada açabiliyorlar tabii ki de. Geçen sene ziyaretçi sayımız 1 milyona yaklaşmıştı. Bu sene bu hedefi biz 2'ye katlamayı düşünüyoruz. Ocak ayından Mayıs ayına kadar şu ana kadar yapılan ziyaretçi sayısı da 500 bini buldu. Bunu bayramdan sonra yine güzergahları buraya devam eden turlarımızda sayıların daha fazla artacağını da bekliyoruz. Ramazan münasebetiyle de gündüz rahat bir ziyaretçi sayısı olsa da bunu akşamki gelen ziyaretçilerimizi telafi etmiş oluyor. Ramazan ayı münasebetiyle gelen ziyaretçilerimiz sayısı geçen sene 250 bindi. Bu sene ilk hafta olmasına rağmen sadece geçen sene bir ay gelen ziyaretçi sayımızı biz bir haftada yakalamış bulunmaktayız. Dolayısıyla bunu da bir ay tamamladıktan sonra da zannediyorum 700 bin lira yaklaşacağını ümit ediyoruz inşallah. Biz burada Bilecik Belediyesi olarak da yine Ramazan münasebetiyle gerek Orhan Gazi Camimizde gerek diğer camilerimizde Osmanlı döneminden gelen 700 yıllık geleneği hem yaşatma adına Osmanlı şerbeti, Osmanlı lokumu da gelen misafirlerimize ikramımızda bulunuyor. Hayırlı akşamlar efendim. Allah kabul etsin efendim. Senin elinde rahat olun. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Teravih namazında da genelde bu camilere gelmeye çalışıyoruz. Camilerin çıkışında bunun gibi geleneklerimizden kalma, Osmanlı şerbetlerini içmemiz, dağıtılması gerçekten çok güzel. Hem yad ediyoruz hem tadı mükemmel. Gerçekten eşsiz bir lezzet. Yapanların ellerine sağlık, teşekkür ediyoruz hizmetler için de. Faaliyetlerin yaşatılması, yaşanması çok güzel şey. Ve böyle kutsal bir mekanda daha da hoş oluyor. Devamını diliyoruz yani, devamını bekliyoruz. Ramazanlarda bu sıcak günlerde böyle Osmanlı geleneğimizin sürdürülmesi hem bizim adımıza çok iyi bir şey. Bunu emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Buyurun efendim, Osmanlı şerbeti.